2017-2018 Arapça ön lisans 1. sınıf 3. ders sınav sorularını, yanıtlarını, cevaplarını birlikte çözüyoruz. Sınavda daha iyi bir başarı elde etmeye yardımcı olacaktır. Birinci sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimelerden hangisi düzensiz bir çoğuldur? Düzensiz bir çoğul. Biliyorsunuz isimler düzenli ve düzensiz olmak üzere iki yönde çoğul edilirler. Düzenli çoğullarda kelimenin müfretteki yapısı değişmeden sonuna harf eklenerek yapılıyor idi. Düzenli çoğullarda ise, düzensiz çoğullarda müfretteki yapısı bozularak elde ediliyordu. Nasıl müfretteki yapısı bozuluyor? Ya harf ekleniyor, ya harf çıkarılıyor veya hareke değişikliğine gidiyor. Şimdi burada düzensiz çoğul. Muallimune düzenli çoğul. Bakın muallim sonuna bağlı. Mesacidün. Doğru cevabımız arkadaşlar bu. Anlaşıldı mı? Neden? Çünkü mescidün kök yapısına bir elif eklenmiş, mesacid gelmiş. Diğerleri mumarridatün, müderrisine ve muslimani müfretteki yapısı dikkat ederseniz bozulmamıştır. İkinci sorumuzda Ayşetü ve Mahmudu cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan ayrık özne zamiri aşağıdakiler hangisidir? İki kişi olduğu için hüme diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hüme, o ikisi. Hünne, o bayanlar. Hiye, o bayan. Hüm, o erkekler. Hüme, o ikisi, yani Ayşe ve Mahmut. Enti, sen demekti bayana. Doğrusu hüme. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki hangisi mutel fiillerden değildir? Mutel fiil. Mutel fiil ne demek arkadaşlar? İlletli harf bulunduran. O zaman bakın lefif, mifal, nakıs, ecvef. Ecvef orta harfi illetli olan, nakıs son harfi illetli olan, misal ilk harfi illetli olan, lefif ise kök harflerinde iki tane illet harf bulunduran. Dolayısıyla bu doğru cevabımız mudaaf, yani kök harflerinden ikisi aynı olan şedde, medde, ferra gibi. Dördüncü sorumuz arkadaşlar diyor ki yahrucul muallimu ne mined dersi, erkek öğretmenler dersten çıkıyorlar ve ilel maksafi. Şimdi tabi muallimler başta olduğu için burası gidiyorlar şeklinde olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Yani yezhebune. Yezhebeni, o ikisi gidiyor. Yezhebe, o bir erkek gidiyor. Yezhebne, o hanımlar gidiyor. Zehebe, gitti o erkek. Dolayısıyla doğru cevabımız yezhebune. 5. El müderrisete, yani cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan haber aşağıdakiler hangisi? El müderrisete, yani arkadaşlar doğrusu nedir? Bakın tavileteyni haber, çünkü merfu olacak. Burada mansup olmuş. Müştehidetün tesniye olacak. Burası müfret olmuş. Cemiletün yine müfret. Tavileni müzekker. Doğrusu D şıkkı. Muhlisatani, iki bayan öğretmen samimidir. İçten bir yapısı vardır diyoruz. Altıncı sorumuz ne diyor? Şöyle küçültelim. Hazihi'l-imra'etü, soru işareti. Hiye ümmi. O benim annemdir. Dolayısıyla buraya nasıl bir soru sorulacak? Bu kadın kimdir? Eyne, nerede? Hel mima? Men. Men. Men hazihi'l-imra'etü. Bu kadın kimdir? Hiye ümmi. Keyfe, nasıl, mete, ne zaman? Doğru cevap men, kim olacak? Heulayl ummalu ya'malune ma'i. Bu işçiler benimle çalışıyorlar. Bu işçiler ya çalışıyorlar benimle. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E şıkkı.
Bu da buraya yakın ama ne diyor? İşçilerde değil. Bu işçiler, bak bu işçiler benimle çalışıyor diyeceğiz. Seyyareti cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde arkadaşlar işaret zamiri müfret müennes olduğu için ne diyeceğiz? Hezi seyyareti. He uley bunlar, heteni bu ikisi, zelike şu, heze bu erkek olmazsa. Aşağıda Arapçada isim tamlaması ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Şimdi tabi muzafın lehin irabı değişken midir? Arkadaşlar yanlış olan bu. Muzafın lehin irabı hiçbir zaman değişmez. Sürekli mecrur olur. Muzafın harekesi değişir. Muzafın lehin harekesi değişmez. Diğerleri zaten doğru cevap bulduktan sonra bakmaya gerek yok. Çünkü diğerler doğrudur. Muallimul medreseti ilel bahri. Şimdi muallimul medreseti erkek öğretmenler çoğul olduğu için zehebet müfret müennes, zehebe müfret müzekker, zehebu gittiler. Zehebde o cemi müennes hanımlar gittiler, zehebete iki bayan müennes olmaz yani. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? Miftahul babil medreseti. Arkadaşlar, miftahul babil hadikati, pardon. Görmeden şey yapayım. Miftahul babil hadikati. Bakın bahçenin kapısının anahtarı. İsim tamlaması budur. Diğerleri ne peki hocam? Eynel miftahu? Anahtar nerede? Heze miftahu, bu anahtardır. El miftahu cedidun, anahtar yenidir. El miftahu kebirun, anahtar büyüktür. Dolayısıyla isim tamlaması A. 12 çalışkan kız öğrenci tamlamasının Arapça ifadesi aşağıdakiler hangisidir diyor. Çalışkan kız öğrenci bak. Tabi önce kız öğrenci gelecek talibetü, sonra sıfat gelecek el müştehidetü. Anlaşıldı değil mi sevgili arkadaşlar? Sıfat sürekli Arapçada nitelediği isimden sonra gelir ve ona her yönden uyar. Kız öğrenci müfret müennes olduğu için sıfatta müfret müennes gelecek. Merfu olduğu için merfu, marife olduğu için marife. 13. Aşağıdaki tamlamalarda hangisinde sıfat ve mevsuf uyumu bulunur? Bakın, sıfat mevsuf. Seyyareteni, cemiletani. Uyum var mı? Var. İ, nun, nun, te. Dolayısıyla burada uyum var. Sıfat damlaması ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlış? Sıfat ve mevsuf cinsiyet yönünden birbirine uyar mı? Uyar. Sayı bakımından birbirine uyar mı? Uyar. İrab bakımından birbirine uyar mı? Uyar. Sıfat nitelediği sözcüklerin genellikle önce gelir diyor. Yanlış. Çünkü genellikle sürekli sonra gelir. Hel ketep de derse olumsuz cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Lem ektubu dersi. Hayır dersi yazmadım diyeceğiz arkadaşlar. Lem ektubu dersi. Yektubu Ahmet derse, Ahmet dersi yazıyor. Hayır, ene ektubu dersi. Hayır ben dersi yazıyorum. Ene ektubu dersi. Hayır ben dersi yazıyorum. Tamam. Ene le ektubu dersi. Hayır ben dersi yazmıyorum. Naam ketebtu dersi. Evet dersi yazdım. Bu sorunun cevabı nedir? Olumsuz çünkü olması lazım. Bakın altı çizmiş. Lem ektubu derse diyeceğiz. 16. soru sevgili öğrenciler. Mâzâ tehtâcu minessûkî? Çarşıdan ne ihtiyacı var ya? Çarşıdan ne alacaksın? En uygun diyor. Essûk be'îdun minhunâ. Çarşı buraya uzaktır. İhtiyacı ile atlatın sayfiyetin cemiletin güzel bir yaz tatiline ihtiyacım var. Ezebu ile suhu ba'da saatin bir saat sonra çarşıya gideceğim. Ezebu ile suhu ma sadiqi dostumla arkadaşımla çarşıya gideceğim. Ene ihtiyacı ile ulbetin min el milhi. Benim bir paket tuza ihtiyacım var diyor. Çarşıdan ne ihtiyacım var? Bir paket tuz. 17. Sual-i sebi aşara. Aşağıdaki cümleler hangisinde fiil emri hazır formundadır? Bakın nedir? Fiilim emir son harfi cezm olacak.
Eğer başında elif varsa ötre ve esre olacak. Üstün hiçbir zaman olmam. Mesela ektubu risalete muzari, mektubu yazıyorum. Efhemu cevabe, cevabı anlıyorum, muzari. Üktubu derse, dersi yaz. Bak, üktubu ders. Eftehul bebe, kapıyı açıyorum. Eclisu fissafi, sınıfta oturuyorum. 18. Aşağıdakiler hangisi mansup munfasıl zamirlerden biridir? Arkadaşlar, enti, ene, hüm, nehnu, merfu. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Olduğu gibi mansup. Se'eltü su'ale iyyâke cümlesinde altı çizili kelimenin irabı aşağıdakiler hangisidir? Bakın, se'eltü sordum, es-su'ale soruyu sana. Dolayısıyla ben sana soru sordum. Mansup olacak, mef'ul ve mahallen mansup. Neden mahalle mansup? Çünkü zamir, zamirler mahallen irab olur, olunurlar. Dolayısıyla nedir? Mef'ulün bir mahallen mansup. Ve son sorumuza geldik sevgili hanımlar beyler. Ene el'abu cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlanır? Bak, en uygun, en uygun. Ben boks oynuyorum denmez. Ben güreş oynuyorum denmez arkadaşlar. Bak, el-mülâkemete boks, el-musâraate güreş, el-ceryye koşma. Ben koşma oynuyorum olur mu? Olmaz. Ben as-saydu avcılık oynuyorum olmaz. O zaman kürete selle, basketbol. Ben basketbol oynuyorum. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, diğer başka videolarda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başarılar.